Evet acaba? Eray Hocam, siz Serdar'a soru Evet, soracaktınız. Mümkünse. Şimdi çünkü bir şeyleri birleştirmek lazım Aha, Hulya buyurun hocam. Yani burada tabii hani acımasızca bu barbarlık yapılıyor. Fakat bu barbarlığa sadece odaklanıp arka plandaki o İsrail'in stratejisini de kaçırmamak lazım. Çünkü ciddi bir şekilde askeri stratejide bir dönüşüm var İsrail'in. Bunu da görmemiz lazım. Serdar kolay gelsin. Ben iki şeyi sormak istiyorum. Birincisi güneyden bahsettin ama güney bölgesinde yani şu anki Siderot'un daha güneyinde, Gazze'nin kuzey şeridinin daha altında, güneyinde askeri hareketlilik var mı? Yani savaş uçaklarının vurmasını söylemiyorum. Karada askeri hareketlilik noktasında bir bilginiz var mı? Gazze şeridi diye geçiyor ve orada aslında kuzeyi böldüğü için İsrail ordusu sürekli yerelden aldığımız görüntülerle ve kendileri varlıkları aslında mevcutlar o noktada. Buradan güneye hatırlayacaksınız, güneyden kuzeye geçmek isteyenleri bile salmamışlardı, müsaade etmemişlerdi. O yüzden orada bir koridor söz konusu. Gazze'yi kuzey ve güney Gazze olarak böldüklerine dair. Karada yani Gazze şeridinin güneyine asker kaydırma, tank gönderme, birlik gönderme gibi hareketleri Siderot'tan görebiliyor musunuz? Buradan görmemiz mümkün değil ama tabii kontrol noktalarının oluşturulduğunu biliyoruz. Ancak Han Yunus bugün daha ziyade hava atışlarıyla vuruldu. Anladım. İkinci sorum da şu. Hamas ateşkesin neden sona erdiğini nasıl açıkladı? Tam olarak nasıl açıkladı? İsrail saldırıları sonrasında gerçekleşti bu. Önce İsrail bir açıklama yapmıştı ve Türkiye saatiyle yanılmıyorsam 8.15'ti. Akabinde evet, Hamas'tan da açıklamalar yapıldı ama o açıklamalarda da İsrail'in ihlalleri gerekçe gösterildi. Yani taraflar arasında bir suçlama söz konusu. İsrail Hamas'ı, Hamas da İsrail'i suçluyor bu konuda. Anladım. Bu roket saldırısı... Ve Hamas şunu da ekliyor. İsrail bu saldırıya zaten hazırlıklıydı. Bunun için günlerdir hazırlanıyordu ifadeleri var Hamas'ın açıklamalarında. Evet. Yani burada roket saldırısı saat kaç sularında oldu? Hamas'ın roket saldırıları? 5 ile 6 arasında bir yerde çaldı sirenler ama tamamen boşluğa gitti. Yani... Akşam mı sabah? Sabah. Şimdi sabah. Biz... Sabah 05 sıralarında. Sabah yerel saatle 6 civarlarında telefonlarımıza gelen bildirimlerle aslında uyandık. Şöyle ki biliyorsunuz Demir Kubbe ile entegre çalışan bir uygulama var burada. Tabii bu İsrail'in geliştirdiği bir uygulama olduğu için doğruluğu sorgulanabilir. Bu manipülasyon için de kullanılmış olabilir. Bilmiyoruz burayı. Fakat o uygulamada saat 7'ye kadar 6-7 arasında 3 farklı noktaya saldırı yapıldı. Bunlardan biri Siderot'tu. Yapıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Bu önemli. Fakat o saldırıların nereye yapıldığı, tahribatı ne olduğu, bu saldırılarda hayatını kaybedenler var mı? Bunlar açıklanmadı. Ancak Demir Kubbe'nin entegre çalıştığı o uygulamadan bildirimler gün boyu devam etti. Benim de Demir Kubbe ile ilgili bir karşılık oldu mu? Demir Kubbe'nin evet devreye de girmediği de söyleniyor. Bendeki bilgi de o şekilde. Yani sabah İsrail girdi mi girmedi mi? Yani siz o uygulamada senin dediğin gibi İsrail'in uygulaması, sizin de telefonlardan takip ettiğiniz. Evet. Hamas da uygulamış mı? Onu sormak lazım. Özay Şendir'in söylediği gibi bir bilgi yok elimizde. Onu teyit edebileceğimiz bir mekanizma burada var mıdır bilmiyorum. İsrailli kaynaklara sormak lazım da onlar devreye girmedi derler mi? O da şüpheli. Şöyle ki gün içinde ama Hamas'ın saldırılarını Beytanun bölgesinde özellikle Hamas'ın saldırılarını
Biz kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu ile birlikte görüntüledik. Hatta o sırada canlı yayındaydık. Beytanun bölgesinden çeşitli noktalara atışlar gerçekleşti ki ard arda bildirimler telefonlarımıza düştü. Dilersen onları da göstereyim. Bakın kameraman arkadaşım yardımcı olacaktır. Uygulama bu, bildirimler de bunlar. 7 dakika önce yeni gelenler de var. Şimdi yakınlaşıyor arkadaşım Yasin Kamaloğlu. Bakın. Ard arda bildirimler düşmeye başladı o saldırılar sonrası, ama o saldırıları demir kubbe havada etkisiz hale getirdi ki yine o sırada canlı yayındaydık ve o görüntüleri de taşıdık. Sabah saatlerinde ise o yapılan, yani o uygulamanın ve İsrail ordusunun iddia ettiği sabah saatlerindeki o saldırıları gözlemleme fırsatımız olmadı tabii. Bu yüzden ona şu an için... Yani akşam saatlerinde demir kubbe o zaman faaliyete geçti. Akşam çalışması olabilir, sabah... Sabah, yani ilk başladığı şey olay biraz abi. Muamma hocam. Evet. Orada işte bir şey olabilir mi? İsrail'in bir yanıltması... olabilir i̇şte diyor aslında. Evet. Çünkü demir kubbenin o sabahsa, eğer Hamas sabahleyin roket attıysa demir kubbeden bir bildirim, özür diliyorum, o cep telefonu uygulamasından evet. bir bildirim geliyor ama geliyorsun. Neden o zaman demir kubbe aktif olmadı? Evet. Bu işte tartışılıyor. Bu arada Hamas'ın açıklaması şöyle, ben okumak isterim evet, bunu. Lütfen. Savaşın yeniden başlaması ve saldırıların tüm sorumluluğu, rehinelerin bırakılması konusundaki tüm teklifleri reddeden İsrail'e aittir açıklaması geldi Hamas'tan. Bu saldırıdan sonra bir son dakika var. Bir onu okuyayım, daha Pekala. Sonra yine devam edelim. İran kuzeyine yeni hava harekatı düzenlendi efendim. Milli Savunma Bakanlığı'ndan az önce açıklama geldi. Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de 16 hedefin imha edildiği bilgisi paylaşıldı. Bir öncekinin son aynısı. Dakika. Evet, daha bir öncekinin aynısı. Aynı yerler. Aynı noktalar, yine hedefler imha edildi. 16 hedefin imha edildiğini duyurdu Milli Savunma Bakanlığı. İran kuzeyine yeni hava harekatı bilgisini de vermiş ben olalım. Ben netleştireyim. IDF'in açıklaması bu sabahki ilk açıklama. Yani öğleden sonra demir kubbe çalışmış olabilir. Sabah yaptığı tamam. açıklama IDF'in. Sabah 7'den hemen önce Gazze'den çok sayıda roket atıldı ve güneydeki Holit topluluğunda sirenler çaldı. Demir kubbenin mermilerinin yerleşimin olmadığı bölgelere doğru gitmesi nedeniyle engellenmesi için kullanılmadığı belirtiliyor şeklinde bir bilgiyle başladı. Sabahki ilk, öğleden sonra çalışmış olabilir. Şu anda da bir iki yerde... Yok, sabah da çalışmadığını göstermez. Yani eğer yerleşim yerleri dışına düşecekse... Hiçbir zaman çalışmıyor. Çalışmıyor zaten. Yani. Boşuna, çünkü 150 bin dolar her bir şey. Eray hocam, siz Serdar az önce sordunuz ya, sizi de böyle alayım. Siz ama şu şöyle, bölgeyi kastettiniz. Bir sorusu var. Özür diliyorum. Senin sorun vardı değil mi Taha? Çok özür diliyorum. Ya ben böyle konuklar da eyvallah. Birbirine teşekkür ederim. Ama Serdar'cığım soru geliyor sana. Akamete, sorular geliyor daha doğrusu. Akamete uğratmış olmayayım akışı ama merak ediyorum gerçekten. Dün akşam Mia Shem adında bir İsrailli Hamas tarafından serbest bırakılanlar arasındaydı. Evet. Arabaya bindirilirken yine her zaman o gördüğümüz bir vedalaşma anı yaşandı. Hı hı. Ve daha sonra mikrofonlar kendilerine uzatıldığında, ki Fransız basını bunu o kısma gelecek. Sansürledi. Hı hı. Onun yansımasını merak ediyorum. O yani, kısma gelecektim ama çok mi? Kısa neyse söylesin var tamam. o Serdar, açıklamaları. Kolaylıklar diliyorum. Uzun bir gece senin adına da. Yoğun çalışıyorsunuz, Allah kolaylık versin. Merak ettiğim şey şu: Hamas'ın her serbest bırakma görüntüsünde müthiş bir propaganda ortaya çıkıyor. Yani bir yandan İsrail'in vahşeti konuşulurken, bir yandan İsraillilerin, belki düne kadar Hamas'a terörist gözüyle bakan İsraillilerin ne kadar iyi muameleye maruz kaldıkları, ne kadar iyi bakıldıkları, ilaçlarına ne kadar, yemeklerine kadar ne kadar düşündüklerini ifade ediyorlar ki bu Siyonizmin mekanizmasına çok büyük zarar veriyor. Açıklamayı tam vereceğim. Çok kısa cevaplasın tamam. o zaman Tel Aviv'de bu iç kamuoyunda karşılık evet. buluyor mu veya ne kadar yansıyor? Onu merak ediyorum açıkçası ama akışı bozmuş oldum. Hatta Netanyahu'nun da bazı rehinelerin rehineleri ve ailelerini ziyarete gitmek istediği ama o söyleyeceklerinden çekindiği hayır reddedildiği de konuşuluyor. Reddedildiği. Doğru mu Serdar? Bazı rehineler Netanyahu ile görüşü serbest evet, bırakılan rehinelerden bahsediyor. Evet reddedildi, doğru.
Kim reddetmiş ama onu anlayamadık. Rehine doğru. Serbest bırakılan rehineler. O görüntülerin aslında serbest Netanyahu edilmesini bizi ziyarete İsrail gelmesin. Yetkilileri istemiyor. O, Netanyahu'yu reddediyor. Evet. Netanyahu bizi ziyarete gelmesin. Netanyahu'nun görüşme talebini reddediyor. Evet, görüşme talebini reddediyorlar. Bazı rehineler diyelim, serbest bırakılanlar. Peki son bir şey daha sorsam konuyla ilgili. Bir daha cevaplandırmadım. Hocam bir dur gözünü seveyim. Affedersin. Önce Taha'nın sorusu. Çok kısa bu konu hakkında Serdar yorumunu alayım. İsrail'de nasıl yankılanıyor bu serbest bırakılan rehinelerin Hamas'la vedalaşma görüntüleri? Şöyle İsrail'de kamuoyunun genel kısmı aslında destekleyenler, aşırı sağcılar olanlar aslında kendi görmek istediklerini görüyorlar ve o yayın organlarını takip ettikleri için aslında o Hamas'a dair belki Hamas için bir propaganda aracına dönüşmüş olabilir son günlerde o görüntüler. Hamas'a pozitif katkı sağlamış olabilir ama onlar tabii görmezden geliniyor. Ama İsrailli yetkilileri özellikle çok fazlaca rahatsız ediyor bölgede bu durum. O görüntülerin aslında paylaşılması, dolandırılması, öte yandan sadece kendi rehineleri değil esirlerin daha sonra çıkıp Filistinli esirlerin çıkıp röportaj yapmalarından bile rahatsız durumda İsrail yönetimi. Peki. Şimdi Eray Hocam sizi alayım böyle. Daha sonra ben şimdi... Son bir şey de sorayım da ondan sonra müsaade eder misin? Ya Eray Hocam ama bir dakika yani konuyla ilgili bir akış ama, var. Ama akışı bozmayalım ama işte. Ama bozuyorsunuz valla bak. Ben yumuşak gittim diye dostlar. Ama ben sorumu sormadım. Hulya Hanım. Evet Masum Hocam sormadı doğru. Eray Hocam. Sadece sivil kaç tane elinde rehine kalmış? Yani bu önemli çünkü şey. Hamas'ın elinde Sayın Bakan. Hamas'ın elinde evet. mi? 160, 156 idi en son. Çıkartsak şeyden. Yok yok. O da tam sivil, bilinmiyor ki. Hayır toplam 238 olduğunu biliyorduk. İsrail bombardı. Ama bunu şu an Hamas'ın elinde sivil rehine olarak, sivil askerleri 238 sayın. Olduğunu biliyorduk. Hocam şöyle askerlerin net bir sayısı olmadığı için net sayı söylemek oldukça güç. 81 İsraillinin teslim edildiğini biliyoruz. Dün 8 teslim edilmişti. 2 Rus vatandaşı önceden teslim edilmişti. Onlar düşüldü. Çünkü çifte vatandaşlıkları doğru. söz konusu. Son olarak 81 yaklaşık 30 daha düştüğünüz zaman 130-120 civarı bir şey kalıyor ama bunun kaç tanesi asker, Amerikalılar var içerisinde. Onlar farklı bir pazar konusu olacağını zaten daha önce de görüşmüştük. Evet, oranlar değişecek tam tabii. Net diğer rakam olmamakla evet. birlikte farklı grupların ve sivillerin elinde de rehineler var. Evet. Teşekkür ederim. Evet, tam sağ bir olun. Rakam yok ama şu an Hamas'ın elinde 100'den fazla hala İsrail'le sivil rehinenin olduğu tahmin ediliyor ama tam bir rakam yok. Tabii ki canım Masum Türker Hocam. Serdar kolay gelsin. Dün de beraberdik. Allah yardımcınız olsun senin de kameraman arkadaşın. Yasin Kamaloğlu'nu. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Sabahleyin bu Hamas'ın yaptığı saldırıdan sonra demir kubbeden bir tepki gelmediğini ve siz İsrail kanadından haber aldığınızı söylediniz. Hamas bu roketleri attığını açıklamadı mı? Açık seçik bir şekilde. Evet ben başlattım diye. Tabii böyle bir açıklama gelmedi doğrudan ben başlattım diye ama taraflar bu konuda saldırı noktasında birbirlerini suçluyorlar aslında hocam. Taraflar demir kubbe devreye girsin girmesin saldırının önce Hamas tarafından öncelikle İsrail bunu söylüyor. Hamas'la anlaşmaya dair aslında pek yanaşmadığını ve anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle de İsrail tarafını suçlayıp saldırı başlatmış oluyor ki son açıklamalar az önce de söylemiştim Hamas'ın insani ara içerisinde zaten bu saldırıya hazırlandıkları yönünde. Yani İsrail ordusu tam anlamıyla bugünü bekliyordu. Zaten süreci son dakikaya kadar bir açıklama gelmedi. Önceki günde böyle olmuştu. Ona da dikkat çekelim. Önceki günde dakikalar kala insani aranın bitmesine uzatıldı paylaşımı yapıldı. İsrail gün vermedi. Hamas bir gün uzatıldı dedi. Taraflar arasında son zamanlarda olumlu hava esiyor desek de bir soğuk savaş durumu da söz konusuydu aslında. Peki yani bir açıklaması var mı burada Hamas bu roketleri attıysa, fırlattıysa neden zarar vermeyecek yerleşimlerin hiç olmadığı bir yere atsın?
Bununla alakalı ben bir açıklama görmedim ama tabii orada şimdi bulundukları alanda zaten sürekli dakika dakika gözetleniyorlar. Hedef seçmek kendileri için pek mümkün mü bilmiyoruz. Örnek vermek gerekirse biz Beytanun bölgesini takip ediyoruz. Siderot'tan önümüzde bir sınır çizgisi var ve birkaç kilometre ötemiz. Bu akşam saatlerinde yayına girerken oradan yine Hamas tarafından bir saldırı yapıldığını gördük. Havada da izlerini bile takip edebildik. O noktada nasıl hedefliyorlar o kısa sürede, çünkü insansız hava araçları da bölgeyi gözetliyor. Yani saldırıların hedefini tam anlamıyla vurması mı hedefleniyor, yoksa İsrail tarafına bir herhangi bir saldırı mı yapmak amaçlanıyor, onu bilemiyoruz. Peki.